Merhabalar gençler. YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun Yayınları'nın DSS Spotlu Soru Bankası'nın çözümü devam ediyor. Test 95'teyiz. Konumuz iş güç enerji arkadaşlar. Evet, ne demiş? Hemen başlayalım. Kütleleri M ve 2M olan KL cisimleri şekildeki gibi tutuluyormuş. Sürtünmeler önemsenmedi. Serbest bırakılan L cismi yere geldiğinde K'nın kinetik enerjisi EK alıyor. Bu ne kadar? Kaç MGH diye soruyor. Bakın bu bir çift cisim. Daha önceki testte de bununla ilgili bir soru çözmüştüm. Çift cisim sorularında olayı çok iyi takip etmemiz lazım. Bakın K cismi ve L cismi diyelim. Bunların nedenine bakıyorum. Potansiyel enerjilerini ve kinetik enerjilerini kontrol edeceğim. Bakın sistem serbest bırakılınca biraz sonra L cismi buraya geldi mi? Bir, potansiyeli ne yaptı? Azaldı. Burası L, burası K. K cismi ne olacak? O da buraya gelecek değil mi? İyi de bunun potansiyeli hiç değişmedi. Bu arada iple birbirlerine bağlı olunca bu adam V hızına ulaştığı zaman bu da V hızına ulaşacak mı? O yüzden her ikisinde kinetik enerjisi arttı. Böyle sistemlerde hemen bakın çift cisimlerde eğer sürtünmelerde önemsenmiyorsa azalanlarla artanlar ne yapmıştır? Birbirlerini dengelemişlerdir arkadaşlar. O zaman işlem bitti zaten. Bakın ne azaldı? Sadece ve sadece potansiyelle kinetik K artı kinetik L diye dağıtmanız lazım. Bakın o zaman bunun potansiyeli ne kadar azaldı? 2M. H aşağı indiğine göre 2MGH. Şimdi uyanık olma zamanı. M kütlesi V kazanınca buna 1 bölü 2mv kare verirsem bu adam 2m olduğu için 1 bölü 2 2mv kare olacaktır. Yani dikkat edin. Şuna E dersem şu ne oldu? 2E. Demek ki 3E'ye ne düşüyormuş? 2mgh. E başına da ne düşüyormuş? 2 bölü 3mgh düşüyormuş. Şimdi neyi soruyor adam? K'nın kinetik enerjisi. Yani şunu soruyor. E'yi soruyor. E dediğin şey kaçtı? 2 bölü 3 mgh'tı. Kütleleri M ve 2M olan cisimler özdeş yaylarla dengedir. Bu durumda K yayında EK, L yayında bakın yaylar özdeş. Yani cinsleri K yayı, K yayı diyorduk. Şimdi bakın bir yaydaki potansiyel enerji hatırlarsanız 1 bölü 2 KX kare. Tamam K'ları biliyoruz. O zaman demek ki uzamaları bulacaksınız. Uzamayı da nereden hesaplıyoruz? Uyanık olun. F eşittir KX. O zaman ne oluyor? Uzama dediğin şey F'leri K'ya bölmektir. K'lar da aynı olduğuna göre direkt uzatan kuvvetlerden. Bunu kim uzatıyor? 2M. O zaman bu adama 2X uzadı dersem bu ikisi nedeniyle uzadığı için ne olacak? 3X. Şimdi artık enerjileri yazabilirim. K'nın depo ettiği enerjidir. 1 bölü 2 K uzamasının karesi. 9X kare. L'nin depo ettiği ise 1 bölü 2 K uzaması 2X karesini alıyorum. 4X kare yaptı. Şunlar ölünce cevapta ne oldu? 9 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz. Evet ne demiş? Yatay zeminde durmakta olan cismi etki eden net kuvvetin alınan yola bağlı grafiği vermiş. X yolu sonunda cismin hızı V ise 4X nedir? Bakın o zaman şöyle kabaca şöyle yazalım. 0, X, 2X, 3X'i geçtim. Adam zaten 4X'i soruyor. Başlangıçta duruyordu değil mi bu? M kütleli cisim. V hızı 0'dı. Şimdi diyor ki X yolu sonunda hızının V olduğunu iddia ediyor. Burada acaba hızımız ne olacak diye soruyor. Şimdi bakın ki ne biliyoruz biz? F ve X grafiği verilmiş. Yani Fx grafiği neydi? İşti. Çarpınca işi bulabilirim. F ile X'i çarpmak. Çarpmak demek ne demek? Grafiklerde alan. O zaman başlayalım. Şu alana V, V, V desek bunların her biri 2V'lik işe karşılık geliyor. O zaman bakın X olana kadar ne kadarlık iş yapıldı? V. O zaman siz bu arada V kadar iş yaptınız. Sonrasında 4X olana kadar 2, 4, 6, 7, 8V daha yaptık mı? Artı 8V daha var. Şimdi düşünün. O zaman buradan yavaş yavaş bir şekilde hızlara nasıl geçiş yapacağımı düşünmem lazım. Şimdi sizin enerjiniz başlarken neydi? 0 idi. Sen W iş yapınca oldu mu burada enerjimiz W? Şimdi 8 daha yapınca ne oldu? 9. İşte bunlar enerjileriniz artık aslında. W'nun karşılık geldiği hız neymiş? 1 bölü 2m v kareymiş. O zaman 9'un karşılık geldiği acaba neyin karesi olmalı? Orantılarsan bakın 1 bölü 2m'ler gitti. Ne oldu? V kare bölü soru işaretinin karesi 1'e 9 oldu değil mi? Kare kökünü alırsak v bölü soru işareti eşittir 1 bölü 3'tür. Soru işaretinin cevabı 3v diye bulunmuş oldu. Evet. Ağırlığı 4mg olan K cismiyle mg olan L cismi iple bağlı. F kuvvetiyle L cismi sabit hızla H kadar çekiliyor. F'in yaptığı iş nedir? Cevap çok basit.
F çarpı delta x. Burada önemli bir kelime var. Sabit hızla demek neydi? Dengeleyici kuvvet. Tamam. Bunun ağırlığı ne kadar aşağıya doğru? Mg. Hatırlatırım. Bu 4 mg. Eğik düzlemde olunca sinüs bileşeni buraya bakıyordu, hatırlatalım. 2 mg'si buraya doğru mu? Bunu öldürdük. Kosinüs bileşeni sürtünme olmadığı için işe de yaramıyor. O zaman dikkat edin şimdi. Bu buraya 2 mg ile gitmek istiyor. Bu da mg ile gitmek istiyor. Ne eksiğimiz var? O zaman bunun sistemi dengelemek için f'in ne olması lazım? Buraya doğru mg. Bakın f'in değerini öğrendik. Ne kadar? Mg çarpı ne kadar hareketlenmiş? H. O zaman yaptığınız işin cevabı bitti. 1 mg h'tir. Hala f çarpı x yani. Ne demiş? Düşey kesti şekildeki gibi olan yolun yalnız MN arası sürtünmesizmiş. O zaman şöyle yapalım. Dikkatimizi çeksin. KL ve LM'de sürtünme var. K'dan 4E enerjisiyle atılan cisim M'den E ile geçiyormuş. N'ye de çıkabiliyormuş. Şimdi bakın. L'den geçişteki kinetik enerji. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Her noktaya ayıralım. K, L. Bunlarla ilgili bir konu anlatım videosunda bulunmuştum arkadaşlar. Sıkıntı yaşayanlar ray problemler diye bir videomuz var. Bakın şimdi. K'dan 4E kinetik enerji. O zaman buraya 4E yazın arkadaşlar. Adam 1 bölü 2 mv kare yazıyor. Buraya olmuyor o zaman. Sonra L'yi hadi bilmiyorum. Onu zaten soruyor. Ne diyor? M'den E kinetik enerjisiyle geçiyor. Bu arada MG'de geçiyorsun zaten. Buradan E kinetik enerjisiyle geçiyorsun ama bu arada sende bir de MGH'da potansiyel enerji var mı? Sonra en sonunda da burada duruyormuş. Ne kaldı sende? 2 mgh. Bu arada sürtünmeler mesela burada ne kadar ısı alıyormuş? Q. Isıya dönüşenler aynı. Burada da Q. Yani siz buradan buraya geçerken Q kayıp yaşadınız. Burada da Q kayıp yaşandı. Şimdi dikkat edin. Bu arada ise ne var? Sürtünme yok. O zaman bu ne demek? M ve N'deki enerjiler birbirlerine eşit. O zaman bakalım. M'de ne vardı? E artı mgh. N'de ne vardı? 2 mgh. O zaman E'nin anlamı neymiş? Mgh. Adam kaç E diyor ya? Herkesi E cinsinden yazalım. O zaman şurada kaç E var? 2 E. Burası da 2 E. Başlarken 4 E'di. İki harekette 2 E'ye düştüğünüze göre o zaman sizin enerjinizin kaça düşmesi lazımdı? 3 E'ye düşürmem gerekir miydi? Bakın. 2 Q kayıp. 2 E ise her bir Q E. O zaman cevap da 3 olarak bulundu. Ne demiş? Aynı türde işte F'den kesilen K üçgeni ve L üçgeni dengedeymiş. Potansiyel nedir? Şimdi dikkat edin. Her ip kendi altını taşıyor. Bakın bu 2T bunu taşıdığına göre o zaman hemen bu cismin kütlesinin 2M. Bu ip ikisi de toplamları o zaman 3T olması için ne olması lazım? O zaman bunun M olması gerekir miydi? Bak böylece toplamları 3 oldu. Şimdi türdeş dediyse de ağırlık merkezleri neredeydi? Bunların dikkatli oluyorsun. L'nin ağırlık merkezi burada değil mi? Hatırlarsanız şuraya da H yazabilirim o zaman. Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğini alıyorduk. O zaman L'nin potansiyel enerjisini yazıyorum. Ağırlığı 2 mg. Yerden yüksekliği burada bir H. Buradan da 2 H gelince oldu mu 3 H? Yani 6 mg. Sıra geldi K'ya. Uyanık olun, bu bir üçgen. Üçgenin özelliği neydi? Ağırlık merkezinin özelliği buraya x ise buraya 2x'ti, yani 1'e 2. Ne güzel, burası da 3 h ise o zaman buraya ne kalıyor? H 2 h olacak şekilde değil mi buranın ağırlık merkezi? Yani mg çarpı. Dikkat edin. H 2 h, 2 h buradan 4, 2 de buradan olunca 6 h oldu mu? O zaman bu da 6 mg'tir. Ve potansiyel enerjilerin oranı yalnızca 1 olmuştur. Evet, ne demiş? K noktasından V hızıyla atılan cisim R'ye kadar çıkıyormuş. Dönüşte M noktasında duruyormuş. Yolun yalnız LN arası sürtünmeliymiş. Yani şurada sürtünmemiz varmış. Diyor ki 2V ile atılırsa L'ye gelene kadar kaç kere L'den geçerdi? Kaç kez L'den geçer? Şimdi bakın. Şurada her bir bölgede Q kaybettiğimizi düşünelim. Gene. K'dan başlayalım. K'da neyimiz var? Şuraya da H dediğimizi düşünerek başlayalım. Ne oldu? mgh artı 1 bölü 2 mv kare vardı. Nereye kadar çıkabildik? R'ye. Ne kaldı? mgh. En sonda da nerede durmuşsun? M'de durmuş. Ne kadar enerji kalır? Burada yükseklik kalmadı. Hız da kalmadı. Sıfır. Şimdi uyanık olun. Giderken ne kaybettim ben? 2 Q kayıp yaşadık değil mi?
Peki dönüşte sen R'den M'ye kadar gittiğine göre Q kayıp. Değil mi? Ne güzel. Bir şey öğrendik. Demek ki Q'nun karşılığı MGH'mış. O zaman burada da 2MGH kaybettik mi biz? Demek ki 2MGH kaybedince sende 1 kalıyorsa buradaki enerjimiz 3MGH olmalı mıydı? Yani o zaman buradan da şunu öğrendik. 1 bölü 2MV karenin anlamı neymiş? 2MGH'a karşılık geliyormuş. Bu cepte dursun. Şimdi bakın burada bir sürü bilinmeyen gibi oluyor. Dikkat edin neler oldu şimdi. Her bir bölgede kaybettiğim Q'nun anlamı MGH ve 1 bölü 2MV kare demek de 2MGH'miş. Şimdi adam diyor ki K'dan 2VL atarsın. O zaman senin K'daki enerjin ne oluyor? Başlayalım. MGH artı 1 bölü 2M 4V kare olur mu? MV kare 2MGH ise 4 ile çarpınca o zaman burada 8MGH. O zaman senin başlarken enerjin kaç oldu? 9MGH oldu değil mi? Şimdi durana kadar L'den kaç kere? Unutmayın her bir bölgede de MGH kaybederek gideceğiz değil mi? Sen yola 9'da çıkıyorsun değil mi? 2 kaybettin. Kaç gelecek? 7. Bu arada L'den bir 1 geçtik. 7 ile 2 kaybettim. Buraya geleceğim. 5'e düştüm. İkinciye geçtim. Bir daha geçtim. 3'e düştü. Değil mi? Sonra bir daha geçtim. 1'e düştü. Ve son enerjiyle de burada duracağım. Ama bir kez daha geçtim. O zaman 5 kez geçtik arkadaşlar. Gerçekten de uğraştırıcı bir soruydu. Ya bir yönden güzel deriz ama uğraştırıcı bir soru olduğu da hep aşikar. Bu tür sorulara da çok dikkat edin. Bilinmeyenler ordusunu çözmek birazcık zahmetli olabiliyor arkadaşlar. Çünkü MV kareler, MGH'lar ve ısılar 3 tane farklı şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.